Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarımız 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yapmaktadır. Değerli basın emekçileri ve emeğin hakkını ve eşit günlerin mücadelesini veren tüm kız kardeşlerim, hepimizin Dünya Emekçi Günü, Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum öncelikle. Bugün bizler, yerkürenin bütün kadınları dayanışma içerisinde haklarımızı haykıracağız. Bizim için 8 Mart sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara da saygı duruşudur. Kadınlar tarih boyunca tüm toplumsal mücadelelerin en ön saflarında yer aldı. Sahip olduğumuz her hakta, edindiğimiz her kazanımda o cesur kadınların payı vardır. Bundan 64 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan 40 bin dokuma işçisi kadın, kendilerine dayatılan ayrımcılığı reddetti. Binlerce işçi kadın, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eşit işe eşit ücret talebiyle grev yaptı. Fabrika kapıları üzerlerine kilitlendi. O sırada çıkan yangında kapı önünde yığılan barikatları aşamayan kadınlardan 149'u yanarak hayatını kaybetti. Bu olay dünyanın her yerindeki kadınların öfkesini örgütledi. Yaşamlarıyla bedel ödeyenlerin hak mücadelesi hiç ama hiç unutulmadı. Yıllar sonra 27 Ağustos 1910 tarihinde Kopenhag'da 2. Enternasyonel'e bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'ndaki toplantıda Clara Zetkin dokuma fabrikasında hayatını kaybeden kadınlar için 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmasını önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. O gün bugündür kadınlar mücadelenin ve dayanışmanın örgütlü gücünü kutluyor. Her sokakta, her mahallede, her ilçede, her şehirde sesimiz daha gür çıkıyor. Değerli basın mensupları, sevgili kız kardeşlerim, bizim baharımız 8 Mart'larda alanları dolduran kadınların yan yana gelmesiyle başlar. Peki bugün ülkemizde kadın erkek eşitliğinde neredeyiz? Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksine göre 153 ülke içerisinde Türkiye Cumhuriyeti 130. sırada yer alıyor. Bu yıl pandemi koşullarıyla derinleşen ekonomik kriz kadınların yükünü daha da arttırdı. Kadınlar ve erkekler arasında hep var olan gelir eşitsizliği bu dönemde iyice büyüdü. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı %43'e kadar çıktı. İktidar temsilcileri Lebalep kongrelerde ülkeyi demokrasi şölenlerine boğduğunu iddia ederken İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara, 8 Mart'ı kutlayanlara şiddet uygulanıyor, cezalar yağıyor. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dans eden kadınlara dava açılıyor. Bu demokratik eylem Cumhurbaşkanı'na hakaret noktasına getirilerek hapis cezası veriliyor. Diğer yanda ise kadınlara şiddet uygulayanlar elini kolunu sallayarak sokaklarda dolanıyor. Kadınlar saldırganlarıyla karakollarda barışıp evlerine yollanıyor. İktidar zihniyeti kadınlara itaat et, rahat et anlayışını dayatıyor. Oysa ki şiddet kader değil, kederdir. İstihdamda tutunabilen kadınların çoğu düşük ücretle, sendikasızlıkla, işini kaybetme korkusuyla, uzun çalışma süreleriyle, mobbingle baş etmeye ve evine ekmek götürmeye çalışıyor. Kadının emeğini yok sayanlara bir kez daha haykırıyoruz. Her kadın emekçidir. Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bu kavganın da, bu taleplerin de, aydınlık gelecek günlerini barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler haklı mücadelemizi örgütlenerek tarihe yön verenler olacağız değerli arkadaşlarım. Çünkü emek biziz, umut biziz, cesaret biziz, mücadele biziz, halk biziz, halkın iktidarını kuranlar da bizler olacağız. Kutlu olsun 8 Mart. Dayanışma olsun, yaşam dolsun, cesaret olsun diyorum. Hepinizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyorum arkadaşlarım.